Ben Zafer Akçay. Bugün yine darlık yoluyla başlıyoruz bakalım. Merhabalar Zafer abiciğim, merhabalar, merhabalar. Haydi bakalım, yayınımıza devam edelim. Herkese iyi seyirler. Ben Zafer Akçay. Bugün yine darlık yoluyla başlıyoruz bakalım videolarımıza. İlk sağ viraj, Kaan Enkan. İkisi de Kaan sürücülerin. Önde Kaan Enkan. Biraz açıktan alıyor, çıkıyor. Sonra arkasından gelen sert sol, bu iki viraj çok meşhur. Ve arkasından yol dışı. İyi, bir birinci sıkıntı Kaan yok. Yol dışı. Şimdi dur, baştan aldık. İkinci kan da teker meker birini görünce, yani öyle kanları kaynıyor. Buradan içten giriyor, gazı yapıştırıyor, çizgiye geliyorsan eğer, burada bir terslik var demektir. Bir dur, ya bir dur, bir şey var orada bak, normal mi? Değil. Şu viraja biraz daha yavaş gir, girmezsen ne olur? Öyle her şey yine kaçar. Allah korumuş. Yavaşlattık gösterimi de, soğuluğuna düşersin. Ve büyük bir şans eseri şu çıkış özellikle, çıkarsın. Ya bu çok ilginç. Düşmemesi mucize gibi. Allah korumuş. O yüzden geçmiş olsun. Kaan'cığım yarış pisti değil. Sınırlarımızı zorlamıyoruz. Kendi sınırlarımızda gidiyoruz. Gelişmeye özen gösteriyoruz. Evet, ikinci Kaan. Ay, ikinci olay pardon. Mehmet'le devam edelim. Kırmızı ışık. Kırmızı da geçiyor herhalde. Geçmedi. Gitti durdu. Yeşil yanınca çıkacak. Çıktı. Sağda da araçlar bekliyor. Aracın Hayda. Arkadaki Mehmet. Oo! Oo! Aracın biri çıktı. Oğlum önünde motor duruyor. Niye geçiyorsun lan? O mu? Arkadaki Mehmet. Deli la. Vurdu ve düşürdü. Hadi izleyelim. Şimdi bak. Duruyor burada, önüne geçti, önünden çıkacak. Oradaki beyaz araçların aslında bu yola katılmaması gerekiyor. Ama İstanbul trafiğinde katılmazsan da süremiyorsun. Böyle bir garip durum var. Mehmet suçsuz. Bakın orada dur levhası var. Yani o beyaz arabalara dur levhası var. Çıkmamaları lazım ama ya İstanbul işte, çıkmadan da olmuyor, çıkınca da olmuyor. Bir karmaşa var burada. Ama çünkü yani önündekini nasıl görmüyorsun ya? Herhalde sola mı çok baktı, ne yaptı? Birbirinin önünü tıkıyor. Bu konuda çok meziyetliyiz. Abla ne yapıyorsun Allah aşkına? Sinyal verdim. Sinyal vermek de olmuyor ki, her şey bitti. Sinyal verdim. Değişik bir kaza ama ne oldu biliyor musunuz? Motor geçti. Abla onu geçti sandı. Sola döndü. Çıkmaya başladı. Barkın. Uçmakdere virajları. Yoldan hemen tanıyoruz. Barkın sollamaya çalışıyor öndeki aracı. Burada evet diyor ama gördünüz mü? Gidiyordu ha. İzleyelim mi bir daha? Gidiyordu ha. Burada söyleyeceğim şeyler var size. Ne yapabileceğiyle ilgili. Bak şimdi bu yatık vaziyette şu şeritlerin üstünden gitmeyin. Onlar kaygan. Yani hele ki orada hiç gaz açmayın. Önce çıkın, sonra gaz açın. Gaz açarak çıkarsanız bu olur. İyi ki düşmedi. Aleykümselam, harbi korkutucu ha. Sonra gaz açın lütfen. Sezer'in grubuyla biraz gülümseyeceğiz. Yokuş aşağı. Ekip çekinmeyin. Aynen görüyorum. Çekinmeyin baba. Toksik böyle salak salak tipler varsa yapıştır geç. Yapıştır geç. Aşağı durmuşlar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Biri gitti. Ne oldu? Grubuyla biraz gülümseyeceğiz. Yokuş aşağı durmuşlar. Ne yapıyorsun lan? Biri gitti. Biri gitti. Şimdi onu toparlamaya çalışırken biraz da komik. Kusura bakmasınlar, gülüyorum ama ya komik. Bak şimdi bak soldakine bak. Soldakine bak. O da düşüyor. Sıra sıra düşüyorlar. Kemal'i izleyelim. Soldaki motorcuya dikkat edin. Bak şimdi. Şimdi oradan öyle bodozlama dalıyor araçların önüne ve gaz açıyor. İlk virajda belli olur bir sürücünün nasıl motor kullandığı. Bu sol virajda görelim bakalım kendisini ne yapıyor. Viraja giriyor, çizgisinde tutunamıyor, fren falan, dışarı çıkıyor. Demek ki iyi bir sürücü değil. Hemen bunu anladık. Virajda belli olur, düzlükte değil, virajda. Sonra tırla birlikte giriyorlar. Tır sinyalini veriyor, sola gidecek çünkü. Aradan mı geçecek? Solda çıkış var, mecbur. Arkadaşa bak, arkadaşa sen. Deminkine bak. Bak, bak, ne? Bak, bak. Deli lan bu. Arkadaşa bak, arkadaşa sen. Deminkine bak. Bak, 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 bak. Yahu hem süremiyorsun hem de böyle artistlikler yapıyorsun. Tırcının hiçbir suçu yok. Bakın şimdi o gişeleri BGS'de zorunlu oldu. Oradan girecektir. Tır bir kere en sağdan girmek zorunda. Ve çıkışta da
Sol şeride geçmek zorunda. Tırcının bir suçu yok ki orada. Sinyalini vermiş adam sola Ya geçiyor. bazılarına yavaşlamak hakaret gibi geliyor demek ki. Ne bileyim, çok mantıksız değil mi Johnny la? Tırcı bir de kör noktaya gelir, görmez var ya, esse yemin ediyorum böcek gibi, Allah korusun, Allah yaşatmasın, fışk der gider. Sen ne yapıyorsun en soldan en sağa atlıyorsun öyle? Hayır, sürebilsen içimiz gam yemeyecek. Bir de süremiyorsun da üstüne üstü. Bak şimdi seyret. En soldan geçti bu arabanın arkasından geliyor. Bak. Allah'tan biraz Ya daha şu hızlı değil fotoğrafı otur ya. görebilir ya? Benim Deliyor. diyen sürücünün şu hareketi yapmaması lazım. Yani çok usta bir sürücünün. Kaldı ki sen. Poyraz'la devam edelim. Şimdi. Amca ne yapıyor lan? Dur. Ulan amca uyaracağım diye adam da kaza yaptı ya. Dayı sinyali görüyorsun. Amca ne yapıyor lan? Dur. Amca. Şimdi sen amca ne Amca. yapıyor falan diyeceğine Poyraz bir önüne bak ya. Harbi ya. Bir önüne bak arkadaşım, O dur. daldı daldı amcaya çok odaklandı. Dur, aldık geri bak şimdi. Burada gidiyor. Evet, soldaki apaçi hiçbir şey görmüyor. Apaçi. Şimdi olaya sebep oluyor. Araba ona çarpıyor. Ama Poyraz şimdi onunla ilgilenince önüne baksa bu kaza olmaz. Ya da sağdan geçse. Bir de o sebep olan var ya, kaçıyor gidiyor, durmuyor. Ana Yaklıyor kaçtı taksiye mı? Abi, bende bir şey yok. Ben ufacık değdirdim, hiçbir şey yok. Nedersiz ya? Sinyal de verdim. Abi bir şeyler yaptı, ben anlamadım. Ben sinyal verdim, dönüyor. Ben ufacık Hayır dokundum, abi, hiçbir şey sinyali yok. yoktu. Ben Daha bir şey yok abi. Sonra kendi gitti. Çakal tam ya. Sefa'nın videosu. Ama Sefa'ya değil, öndeki skuterci arkadaşa bakalım lütfen. Sağa gidecek. Öndeki aracı takip ediyor. Fren geliyor. Ay ne yapsın Yerde ya? ya. Yer kaygan, çok ani fren Ya geldi. da mazot var. Kaygan bir şey var. Ve fren yapınca geri Çok itiyor. ani fren geldi Filmi bir ama. daha seyredelim. Bakınız. Yakın takibin sakıncaları ya da biraz daha dışarıda olsa belki görecek o yağ ya da mazotu. Ama o kadar arka tekerlek izinde gidiyor ki Ya görmüyor. Allah korumuş, bir şey Orada olmamış. gidiyorsan biraz daha mesafe bırak bari ki şunu önleyelim. İyi yine bir şey Aslında olmamış önlenebilir bir ya. kaza ama ne yazık ki önlenemiyor. Şimdi burada belli ki bir kaza olmuş. Bakın biri ne diyor? Ha, koçuyor. Yani sabah olan kazanın da artık yağını, mazotunu temizleyiverin ya belediye çalışanları lütfen. Yani Tehlikeli bu niye arada böyle cidden. bırakılmaz ki ama? Ya bir şey olsaydı? Kötü bir şey. Dikkat edilmesi lazım baba. Beta 35. Kavşağa doğru yaklaşmakta. Soldan bir katılım daha doğrusu. Meryem Ana katılımı burası. Selçuk'a giderken. Minibüste soldan çıkınca ortalık bir karışıyor. Betamoto ver yansın. Aldık başa. Haklı mı canım? Haklı tabii. Köküne Şimdi kadar haklı. bakınız neden haklı olduğunu söyleyeyim. Fakat burada soldan bir Katılım işareti var. katılım var. Betacığım sen sağdan gitmen lazım. Neden soldan katılım varken sen de soldasın? Ana yoldasın, doğru. Ha, bu tabelayı biliyor muydunuz hepiniz, ana yol Bu ana yol olduğunu? tabelası mıymış lan bu? Soldasın. Ana yoldasın, Bak, bir bilgi daha öğrendim. doğru. Ha, bu tabelayı biliyor muydunuz hepiniz, ana yol olduğunu? Aleykümselam. Doğru, haklısın ama. E canından Ama bu da elbette de. çıkılmaz ya. Tamam, servisçiye dur işareti var. Durmalı. O da sen nasıl olsa geçersin diye oradan gidiyor. Adamın kafasında otomatik şu var baba, geçen adamın. He, bu motorcu mu? Sağa kayıverir kardeşim, ben buna koyayım. İncecik şeyi o kaçamayacak da ben mi kaçacağım? Direkt bak kafası bu. Bunu çok yaparlar. E canım motor mu, nasıl olsa geçer gider. Oha. Ne yapıyorsun sen? Ne Dur diye. yapıyorsun Ya sen motorsun kardeşim. Sağın boş. Sağın geçsene. abi? Ne Ne yapayım, ben seni görüyorum. Sen sağdan abi geliyorsun. nasıl görüyorsun sen beni ya? Sağdan Çıkamazsın abicim. Burada duracaksın sen. Nasıl duracağım ya. Harbiden aynısını dedi abi. Sağdan abi nasıl görüyorsun Sağdan sen beni gideceksin ya? kardeşim. Çıkamazsın abicim. Burada duracaksın sen. Nasıl duracağım Sen abi? Nasıl burada duracağım? duracaksın. Hayır, ben solu sıfırlamışım. Sen Beni sağdan alakadar geliyorsun. etmiyor. Sen koca yolda Bir sağdan otobüs geliyorsun. vardı sağda. He? Sağda otobüs vardı. Sağda değil, Sağda otobüs otobüs normal, vardı. normalde İzleyelim otobüs. kameradan. Abi İzleyelim mi abi kameradan? normalde otobüs. Abicim izleyelim Abi kameradan. kamerayı izlemeye gerek yok, bak bize kardeşim. Ben Sen seni götüreyim mi trafik şubeye, izleyelim sağ mi? taraftan sen Sen normal yuvarlakta dinlemiyorsun. durmak zorundasın. Ana yola çıkamazsın. Tamam abi. Bir de haklı gibi, tamam. Tamam, camı kapatacak. Amına koyayım, herkes bir tripte. Hatalı da olsa servis şoförü benim kalbimi kazandı. Çok babacan, çok sakin bir tavır. Betamoto, sen de öyle ol biraz. İyi, doğru. Atar yapmamış en azından.
İkinci videosu Kuşadası çıkışı İzmir'e doğru çok uzun sert bir sol, arkasından biri de sert sağ gelir. Tehlikeli bir yerdir ha, çok tehlikeli bir yermiş. Yerdir. O da sürüyor. Şimdi sağ viraja yatıyor, biraz içten giriyor. Hale bak. Bu ne ya? Mandalinalar devrilmiş herhalde ha? Mandalinalar mı dökülmüş? Üstünden araçlar mı? Abi ya bu adam hız tutkunu olsa? Bu yolda kafayı yemiş biri, asfalta yata yata 200'le falan giden motorcular var ya. Bunlar niye temizlenmiyor harbiden la? Geçmiş, ne olduysa hale bak. Oraya bir yatık girsen var ya, hop karşı şeritlesin. Hiç şansın yok. Harbi onun şansı yok bu arada. Ne kadar kaydırır lastiği. Allah korusun. E yine temizliğe geldik. Hadi bu temizlenmesi gereken şeyler. Evet, serçe. Çift taraflı katılım var. Aşağı yaklaşıyorsun serçecim. Süretin 144. Bak şimdi. Giriyor. Zafer abim. Öndeki biraz... araba yavaşladı. Serçe kavşağa dair sanki hiçbir şey yok. Öndeki araba bir sağa mı girecek? Şu anda çünkü araba orayı kapatıyor. Kavşakta pick-up var bir tane. Evet, pick-up'a dur levası var ama araba... Ya durmasa arabadan dolayı? Serçeyi kapattığında karşıya geçse ne olacak? Serçe şimdi nerede olurdun biliyor musun? Bu arada bir şey diyeyim mi? Harbiden. Şu araba sola sinyal veriyor olsa, adam da burada motoru görmese, anlık dese ki lan adam sola sinyal yaktı, sağından da kimse geçmiyor, ben geçeyim hemen şuradan dese. Kavşakta pick-up var bir tane. Evet, pick-up. Allah korusun. Ama araba serçeyi kapattığında karşıya geçse ne olacak? Serçe şimdi nerede olurdun biliyor musun? Bir düşün. Vallahi ya uçurumdan edelim, aşağı uçardı Allah korusun. Serçe ama yardırıyor. Bu böyle yani. Sol viraj sert. Girdik sol viraj. Uf, süratlere bak. Ve hoppa hadi güle güle. Kontrolü de yapamadı. Tutundu dur. Başa aldık şimdi. Bak gidiyor. Kaç diyor sürat? 50 diyor. Serçe kaç? 135. İki tarafa da yazmışlar bir de bak. Birini görmezsen bari öbürünü gör diye. Ama 50 yazan yerde biz gidiyoruz. 135 falan. 120. Şu an 124'e düştü viraj girişi. 50 124. Ben 90 diyeyim? Falan olurmuş. Sonra burada Yusuf geliyor. Arkaya oturunca Yusuf stabilite biraz bozuluyor. Bu bakışı kaçırdım diyor ama aslında gelen Yusuf yüzünden oldu bunlar. Bu ne ya? Serçe böyle fren yapılmaz abiciğim. Bu ne? Yani iki parmak. Tamam Razer kullanıyorsun bari iki yap. Bu ne ya? Yusuf. Birinci köprü. Girişinde yaya giremez tabelası var. İngilizce de yazmışlar no entry diye. Keşke Türkçe de yazsalardı. Bak hemen tabelanın arkasında bu evsiz vatandaşımız köprüde yürüyor. Yani şimdi o adam umursar mı bunu? Umursamaz. Ya bunlar hep olur. Karşıya da geçebilir. Dikkat edin. Azerbaycan'dan gelen bir video. Azerbaycan'ın da taksileri maşallah ha, hep böyle yardır yardır. Gelen geliyor. Geldi. Şunun kaskınıza geldiğini düşünsenize. Burada kameraya geliyor ama kaska da gelebilir. Allah korusun la. Vallahi şu poşetlerden bir kurtulsak artık. İlker'le Kadir. Hadi bakalım. Önde Kadir gidiyor. Grup sürüşlerinde en tehlikeli durum nedir? O geçen bir videoda izliyorduk ya, abinin kaskının içine arı giriyor. Oğlum o da çok kötü bak. Öndekine yetişmek için gaz açmak. Bu yapıldığı zaman risk başlıyor. Bak gaz geldi. Bak minibüse. Ne abi? Eziyordu ha. Minibüsçü iyi kaçtı ama. Aa Kadir, Zafer Hoca'ya düştüm. Düştün. Kadir, elime düştüm vallahi. Arkadaşlar yapmayın. Grup sürüşlerinde lütfen kendi limitlerinizde gidin. O an o süratte gitmek istemiyorsanız da gitmeyin. Ya grubunuz o sizin. Biraz beklerler, bir şey olur. Her an pür dikkat olun lütfen. Oh gidiyor. Utandık. Kaldayız dikkatte. Bak Allah aşkına bak. Bak gidene bak. Ümitköy'ün oran lan bura. Bir de Türk bak, bayrağı bak, bak, ya. Bak. Utan ya. O bayrağa yakışıyor mu şu arkadaşlar? Burada bazen arabalar falan da geçiyor arkadaşlar. Asma sen bayrak merak. Sana yakışmamış hiç. Mehmet'leyiz. Bir at geçitten çıkar. Ne oldu lan? Korktum ya çığlıktan. Mehmet'leyiz. Bir at geçitten çıkarken... Hanımefendi Mehmet'in yanındayken o kadar korkuyor ki ben özür dilerim şunun yaptığından dolayı. Ben de özür dilerim. Canlıyız. Hadi bakalım. Burası İstanbul sahil şeridi ya. Kırmızı ışık. Canlı arkadaş duruyor. Koskoca otobüse bak. Utanmaza bak ya.
Harbiden utanamaz. Olacak iş mi? Atıyorsun, ben de yayınlıyorum. Onu firmalar falan görüyordur da bir şeyler oluyordur. Ha, plakalar da belli değil. Cıvılberke ile ne beklenir? Başlayalım. Evet, Cıvılberke'ye bakalım ne beklenir. Bir benzinlik görüyorum. Muhtemelen ani bir giriş, ani bir çıkış olabilir. Benzinlik çünkü. Eldivenler nerede belki? Gidiyor ve durdurdum. Tamam. Süreyi de başlattım. Taksici benzinlikten çıkarken buraya katılmak için yukarıdan aşağıda ne olur? Tabii ki sağdaki sinyal vermeden sola döner. Ha. Döner mi? Döner tabii ki. Laf mı yani? Hadi bakalım. Recep, durdurduk. Kırmızı ışık, yeşil yanmış, gideceğiz. Yeşil yanmış. Abi aniden şurada bir araba var. Hemen aniden şu araba geçtiği gibi aradan gidecek. Motorcu buradan geldiği zaman çarpışacak. Geliyor. Yaya geçidinden geçip kaldırımdan devam eden bir kurye beklenir. Tabii ki beklenir canım sizde. Yalçın. Küçüklük avantajı. En sağa girdi. Girmemesi lazım buraya. Hep söylüyorum. Ne beklenir? Aradan yaya geçer ve kar motorla çarpışır. Aradan yaya geçer. Bakınız, bir engelli vatandaşımız. Bu arkadaşıma diyemezsin ki git yaya geçidine git. Özel videosu var. Ders bölümünde onu işleyeceğim. Bir sokak arası caddede oluyorum. Şimdi bakın, bu tip sokaklarda ve caddelerde şöyle bir şeye dikkat edin. Bak, şurada şimdi şu tabelaları görüyorsunuz. Okul mu? Vardı ya da direkte. Orada okul vardır. Ha. Bakın, bu ilkokul tabelası. Ve ileride bir top gördüm gibi. İlkokul tabelası. Rengi pembe olursa anaokulu tabelası. Yani orada çocuk kaynıyor demektir. Bütün MEP okulları farklıdır. Bakın şöyle. Ortaokul, lise ve bizim akademiler yeşil mesela bizimki. Akademi olduğumuz için, kurs olduğumuz için. Hepsi farklı ama bunların hepsi okul. Bir de top. Ve top var. Ve top varsa çocuk koşacak demek. Görüyorsan ne yapacaksın? Özcan gibi yavaşlayacaksın. Top varsa arkasından çıkan bir güzel. Ben çocukken böyle eziliyordum işte ya. Hepimiz çocuk olduk. Hepimiz top oynadık. Her mahallede futbol sahaları, parklar yok ki. Biz de sokakta oynuyorduk. Bu çocuklarım da sokakta oynuyordu. Sesin çok fazla. Ne yapsın? Pardon ya? Furkan. Sen de sokakta oynadın mı birader? O zaman öngöreceksin. Şu tabelalar, okul tabelalarını arayacaksın. Okul tabelası gördüğün zaman... Bak şu üçlüden korkacağım baba. Hadi lisede misede çok... Yine lisede misede de olur da. Şu üçlüden korkacağım bak. Hemen süretini düşüreceksin. Araba, motor, kamyon fark etmez. Hepinize söylüyorum. Okul tabelası varsa ya da böyle özel Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabelası varsa lütfen yavaşlayın. Mini minnacık çocuklarımıza eziyet çektirmeyin. Senin ses fazla. Onların yok lan, ayarlı. Karartmayın. Aleykümselam kardeşim. Sanırak Çay YouTube kanalını izleyenler bunu yapmaz da siz diğerlerine söyleyin lütfen. Sizin yapmayacağınızdan ben eminim. Böyle bir video hiç gelmedi çünkü bugüne kadar. İnşallah bugünden sonra da gelmez. Renk tabelalarını da öğrendik mi? Ulan yetişmeyen parmak serçe parmağı olur. İşaret parmağı olur mu hiç? Zafer abim uyarıyı çakmış. Zafer abim uyarıyı çakmış. Yani kaçırmıyor, anladın mı? Yapıştırıyor uyarıyı. Abonelerim, hepiniz hoş geldiniz dostlar. Herkes hoş geldi. Aleykümselam, aleykümselam. Sen de selam söyle Osman'a. Abi şu oyuna gözünü seveyim bir bak. Hafif gerilim, beware. Bakarız dostum. Eyvallah, bakarız bakarız. Ayıp ediyorsun dostum. Ayıp ediyorsun. Gelin şu videoyu da izlemedik. Selam. Bunu da izleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. Şu videoyu da izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Bugün menüde ne var? Çok güzel bir video serisi var. Onu izleyeceğiz. Bugün oyun yok. İzlenmiş. Yok, izlemedim. Yayında izleyeceğim diye kaydettiğim videolar izlenmiş olarak gözüküyor. Şizofren miyim? İzlemediğim şeyi izleyeyim bir daha. İzlediğim şeyi bir daha izleyeyim. Ben Zafer Akçay. Bugün ilk olarak Zafer abi. Kadir Han'ın motosikleti. Ya yeter. Vahit çıkabilirsin. Kardeşim benim. Yeterse, sıkıldıysan görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. İzlemek zorunda değilsin. Her zaman söyleriz. Eskiden de söylüyordum. Hala söylüyorum. Yayın bu. Anlık bir şeyler yaşanıyor. Sevmeyeceğin, hoşuna gitmeyeceğin şeyler olabilir. Hakaret edenlere time out atarsınız. Sevmiyorsanız çıkabilirsiniz. Bu her zaman normal. Meşhur bir video. Bakınız neler oluyor şimdi. Amına koyayım be, korktum lan. Meşhur bir video. Bakınız neler oluyor şimdi. Instagram'da oldukça döndü. Kadir Han da bana yollayın. Oğlum. İnceleyeyim dedim.
Şimdi burada motorun küçüklük avantajıyla sağa sola açık da yerler ama yine buraya geçerken çok... Hemen bir yemek istedim, geleyim mi? Yemek vaktim geldi. Bir buçuk dakika sonra hatırlatsanız, Çok dikkatli. Bir buçuk dakika sonra. Olmamız lazım. Bakın şimdi. Submod modlar toksikleniyorsa submod alabilirsiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bak, bu zamana kadar her zaman şey yapıyoruz ya. Siz de baba. Toksikleniyorsa abone modu alın. Toksiklik yoksa hiç almayın. Kafanıza göre. Düzen sizde baba. Çekinmeyin. Bizim ekibimiz yeni olduğu için söylüyorum bunları yayınlarda bazen. Çekinmeyin arkadaşlar. Bu chat hepimizin chat'i. Yönetin gözünüze batan saçma sapan sohbetlerden, saçma sapan muhabbetlerden ya da böyle düzeni bozacağını düşündüğünüz ya bu adamda bir toksiklik var dediğiniz, çekinmeyin babacığım. Silin, time out atın, gerekirse banlayın. Tık 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 tık. Şu an çünkü izleyici sayımız normale göre biraz fazla. O yüzden dikkat edelim biraz. Sizi de biraz yoracağım, kusura bakmayın. Oğlum buram niye ağrıyor? Bugün göğüs bastım, acaba kaslanıyor muyum lan? Ne oluyor lan? Selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Kadir amca dönüyor bakıyor aslında. Omuz üzerinden bakışını yapıyor ama diğer motosiklet çok hızlı geldiği için onu göremiyor. Abi nasıl görürsün? Ve yola katılır katılmaz çarpışma gerçekleşiyor. Ve kötü bir çarpışma. Şimdi burada bakın daracık bir yol. Arabalar duruyor. Burada gitmeniz gereken sürat 30'dur. 31 değil, 30. Bakınız. Kaçla geliyor kim bilir? 60, 70. Allah ne verdiyse şu daracık yolda bu ne cesaret ya? Nasıl yapabiliyorsun? Sen iyi misin? Kadirhan sen iyi misin diyor. O da Allah'tan alt taraflar cıbıl ama iyiyim. Vakit şimdi geldi. Orada arabalar var. Anam video bölündü ya, geliyorum. İşin? Gemiyi Yaşan. Yemek. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şunu bir ayarlayayım hemen. Kusura bakmayın. Diyette olduğum için yayında yemek zorundayım. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Haydi. Siyah araba. Gri araba. Onların ne suçu var? Adamlar kendi hizalarında gidiyor. Sen daracık yerden yapıştıracağım diye insanların da başına belaya sokuyorsun. Güzelim motorun haline bak. Hayır ya bir şey olsa? Bırak motoru falan. Şey ölebilir. Bu arada bak o demirlerin arasına bak. Yapıyorsun. Şuraya kafa sıkışsa bir yere de atıyorum ayağa bir şey olsa bir anlık bir şeyde ölebilirsin ya. Motorla bedenin arada sıkışıp Allah korusun. Güzelim motorun haline bak. Hayır ya bir şey olsa? Bırak motoru falan. Ya o çarpan arkadaşıma bir şey olsa? Kırılsa orası burası. Allah korusun. Yap. Buketle sürüyoruz. Buket giderken bakınız bir şeyler olacak şimdi. Hop! Buket yerde. Kalıyor. Ne olduğunu da anlamıyor. Allah'tan ekipmanı var. Düştüm diyor Buket büyük ihtimal. Bir centilmen arkadaşımız geliyor. Kaldırayım mı diyor. O da istemiyor. Tamam. Şimdi başa aldı. Bakınız yerler sırılsıklam. Buket burada debriyajı çekiyor. Aslında doğru bir şey yapıyor. İki tekeri eşitlemek için. Ama ondan sonra benim tahminim arka frene basıyor. Arkada ağırlık olmadığı için kilitliyor ve yana deviriyor bisikleti. Yani orada arka frene basmasa, sadece debriyajı çekse hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey. Buketciğim bundan sonra öyle yapalım. Anlaştık. Tehlikeli baba.
Mustafa'nın olayını Instagram'da ben paylaşmıştım Reels olarak. Bakın araba geliyor, Mustafa fren falan yerlerde. Saralım başa. Şimdi burada eller falan da cıbıl cıbıl. Mustafa'cığım orası kapalı bir yer değil mi? Trafiğe kapatmışlar o kukalarla. E arabacı sana da söyleyeyim. Orası kapalı bir alan. Bak kukalarla eşit davranıyorum ikinize de. Ama Mustafa İkisi de hatalı değil mi? Ya? Eller niye cıbıl cıbıl? Buraya girdikten sonra artık fren ABS yok ve o eller yere yapışır. Bu yüzden işte tam koruma, eldiven falan şart. Bakın ilk koyduğunuz yer. E sonrasına bakalım. İşte bu yüzden kask, pantolon, mont lazım. Bak giyotine kafanı uzatıyorsun çünkü. Allah ne korusun ya. Mustafa sana da. Hamza ile akşam vakti sürüyoruz. Şimdi sol tarafa bakın. Karşıdan gelen iki kadının kullandığı skuter hop yerde. Görememiş olabilirsiniz. Başa alacağım şimdi. Neden düştüler durduk yerde değil mi? Şimdi biraz daha dikkatli. Bak soldan girilmez yani ters. Lan motor gelmiş. Var. Kadınlar onu görünce ani fren, yine ön teker kitlemesi ve yerdeler muhtemelen. Önde arkada olabilir bilemiyorum. Şimdi burada tabii ki bu beyaz skuterli arkadaşımız ters yönden geldiği için bir kere suçlu, eğer suçlu arıyorsak bu. Zaten o suçlulukla bakıyor kadınlara. Direkt birinci derecede suçlu. Peki kadınlara geçelim. Onlar da kontrolsüz geldikleri için suçlu. Tamam o gelmiş ama burası yaya geçidi. Oradan bak kavununu almış bir yaya da karşıya geçiyor olabilirdi. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Bir de kask, mask hiçbir şey yok. Normal Marmaris miydi burası? Ah ah. Yemek yiyorum, kusura bakmayın. Tekrardan yeni gelenler varsa, diyette olduğum için yemek zorundayım. Akşam vakti Emre arkadaşlarıyla sürüyor. Nereye gidiyorlar hiçbir fikrim yok. E dönüyorlar bakın şimdi burayı. Karşıdan çöp kamyonu geliyor. Ne var bunda mı dediniz? Ne olur yani, gelir mi dediniz? Bak şimdi gittim araştırdım, o yeri buldum. Gündüz görüntüsünü vereyim. Neden şaşırdığımı görün şimdi. Bak kamyon nereden geliyor biyor musunuz? Bayağı yolda. Doblonun yolda, durduğu yerden geliyor. Yoldan geliyor. Ve belediyeye ait bir çöp. Harbi lan. Kamu hizmeti yapıyor. Resmi plakalı. El insaf. El insaf. Git. Yani o motorcu soldan gitse, biraz daha hızlı olsa ne olacak kardeşim? Kim verecek bunun hesabını? Nereden dönüyorsan dön. Bak şimdi sen nasıl buradan gelirsin ya? Ki bak bu adam çöp toplayan adam. Bu adamın burayı bilmeme şansı yok bak. Kendim günahını almayayım ama muhtemelen burayı avucunun içi gibi biliyor. Ya işte yeni biri ya da avucunun içi gibi biliyor. Muhtemelen buraya gelmek için yol çok uzadığı için diyor ki buradan geçelim, gece vakti aman boş oluyor. Muhtemelen. İkisinden biri ya işinde yeni ya da çok uzun süredir bu işi yaptığı için, avucunun içi gibi bildiği için buradan kısa yoldan kestirme kullanıyor. Nasıl gelirsin? Çöp kamyon. Ne günlere kaldı. Pes. Resmi araçla bunu yaparsa artık. Erkan'la sürüyoruz. Karadeniz sanıyorum burası da. Erkan sağ viraja içten içten girerken şoke oluyor. Karşısında tırı görünce koca tır yolun yarısından fazlasını kapmamış. Duruyor. Durur mu? Durur tabii ki ya. Şimdi Erkan da böyle içe içe girince onu geç görüyor. Neyse ki yavaş. Burada Erkan'ı kurtaran şey süretinin yavaş oluşu. Çünkü abi tırlar beni çok korkutuyor. Çünkü bakın buna kilitlenirsiniz, bir de süratli gelirsiniz. Böyle hani hız yapmak için içeri dalıyorsunuz ya, dalmayın, dışarıda kalın, kilitlenirsiniz. Mustafa olması gerekeni yapıyor. Kibarlık, trafik. Ama bura Ankara kokusu verdi bana. Hatta bu etliğin oralar gibi, etlik. Keçiören'in şelalesi gibi değil mi? Sanki Ayvalık'tan yukarı çıkınca Keçiören şelalesi var ya, ora gibi bura. Trafik kuralı. Geçecek misin abla diyor. Yaya geçidinde yol verdi. Nereye geçiyor ablan? Hale baksana. Canavarlara bak. Nereye geçecek kadıncağız orada şunlar varken? Ya şu yaya geçidinde durmayı bir öğrenin arkadaş. Bu kadar zor mu bu?
Burada bir keçi yören vibe verdi o geçişlerden günün sonra. Günün en da acı videosu. Geçen hafta arkadaşlar 2 günde 9 arkadaşımızı kaybettik. Burası onlardan biri. Bu arkadaşlarım değil. Bu arkadaşlarım da aynı gün 29 Ekim günü aynı yolu kullanıyorlar Zafer'le Ramazan. Bakın karşıdan gelenlere bakın. Ne? Ne bir ayrım var, ne bir şey var. Karşı yol kapatılmış ama burada ne bir duba var, ne bir bölünmüş yol var. Hiçbir şey yok. Bak soruyor, kapalı mı bu yol? Belli değil ki. Bakın burası 2 gidiş. Karşı taraf bölünmüş yol 2 geliş. Ama orayı kapatmışlar, doğrudur efendim. Deprem bölgesi, yıkım var orada falan ama bu işin... Bir duba önemli... koyamadınız mı lan? Duba yok. Bir yer yazsa. Ya neyi neye bağlıyorsunuz hemen oğlum ya? Gencecik bir hayat gitti. Şuraya 3 tane duba konmadığı için. Ya da yetkililer... Videoyu koyanlar burayı kesin. Oğlum Zafer abinin kanalındayız, böyle espriler yapmayın. Benim de aklıma geliyor. Tamam bak, çaktırmadan size ne dedim? Neyi neye bağlıyorsunuz? Anladın? Zafer abinin kanalını izliyoruz. Öyle espriler yok burada. Videoyu atanlar burayı kesin. Gelince ilgilenmediği için daha acısını söyleyeyim ben size. Gencecik arkadaşımızı kaybettik. Burada, bu yolda, bu olaydan birkaç... Ha burada! Bu yolda yaşanmış aynı şeyden dolayı ve hala ısrarla duba mı koyulmuyor? Gelince ilgilenmediği için daha acısını söyleyeyim ben size. Gencecik arkadaşımızı kaybettik. Burada, bu yolda, bu olaydan birkaç saat sonra. Bakın bakın karşıdan gelenlere bakın. Sağlı sollu. Hadi soldakini anlamadık ama anladık diyelim, bu sağdakine ne oluyor? Hadi bu kadar mı kuralsız olduk? Bak bir tane daha geliyor. Bir tane. Neresi kapalı? Bakın burası kapalı. Nasıl kapalı? Oraya bir tane araba koymuşlar. Büyük ihtimal müteahhitin arabası o. Yıkım müteahhiti. E bir de ip sermişler, tamam. Ya hani yolun buraya geldiğine dair bir ibare var mı? Hiçbir şey yok. İşte Mustafa Karataş kardeşimizi bu yolda kaybettik biz, bu yüzden. Yine bakın ne bir duba ne bir şey. Mekanı otobüs, cennet belediye olsun. Otobüsü karşıdan geliyor. Mustafa onu beklemediği için tabii öyle bir gelişi çarpıyor ve hayatını kaybediyor. Başsağlığı diliyorum. Baba insan hayatı bu kadar ucuz değil ya. Deprem bölgesi tamam eyvallah da 4-5 tane duba koyulabilir ya. Hani bakın illa dip dibe koymasına da gerek yok. Tık tık böyle hani çok uzak uzak koysalar bile olur ya. Osman sen Maraş'taydın değil mi lan? Aynı yolda ben de kaza yapıyordum değil mi? Yıllardır aynı diyor Maraş Belediyesi. Allah Allah. Ha Maraşlısın ha, biliyorum Maraşlı oldun da Maraş'ta yaşıyordun değil mi? Sonra Ankara'ya geldin. Bir kan ve Berke'yi de sürelim. Önde Berke gidiyor. Bir kan kontrol ediyor ama. Abi hala adam girecek oraya. O girecek baba, o kaçıramaz. Kontrol ediyor ama. Şu kadar kalıyor derler ya. Israrla da dönüyor oraya. Dönmese ölecek çünkü. Dönmese ölür. Alalım maşa bakın. Önde Berke, arkada Birkan. Şimdi burada Birkan bakıyor. Bu araba aslında meyillenmiş. Buraya doğru gelecek artık. Abi benim anladığım bu videolardan bak hep şunu anlıyorum. Türkiye'de motorculuk öyle bir şey ki her an her şeyin olabileceğini bileceksin ve araç süren kişilerin, şoförlerin en ufak hareketinden hemen çıkarımı yapmak zorundasın. Çok yani bildiğin şansa yaşıyorsun lan. Şeridde geçiyor ama... Bura Bursa Acemler değil mi ya? Araba dolmuş yüzünden Berke'yi görmüyor, Berke de onu görmüyor. Sıkışıklık böyle. Bu giriş çıkışlarda çok dikkat edin, kendi şeridiniz olun. Anlarım Bursa belli. Tolga ile devam edelim. Şimdi trafik... İstanbul Beşiktaş. Etiler. Yoksa Beşiktaş mı? Hangisi? Doğru mu? Atma abi. Oğlum atmadım ben anlarım. Beşiktaş eyvallah kardeşim. Sağ olun. Yakalıyoruz. Sıkışık. Tolga da küçüklükten yararlanacak ya. Aralar dereler. Yaya da var neyse. Taksiciler bekliyor. O abla Almancıydı. Tolga'yı. O abla net Almancıydı. Dereler. Yaya da var neyse. Taksiciler bekliyor. Almancıydı. Tolga'yı.
Ve Tolga devam ediyor burada. Yolu da buldu ya, yapıştırıyor. Şimdi yalnız orada bak bir araba var ve... Ölüyor da. Lan akıllı kurtarıyor. Araba da ona korna çalıyor. Tolga da ona korna çalıyor. Şimdi bakalım kim haklı. Kim haklı? Bakın sevgili Tolgacığım, burada o arabanın seni görme şansı var mı? Yok. Kapatıyor. Ve sağda... Ve solundaki araç da yol vermiş Tolga Bey. Sağdan gelene yol vermek zorundasın. Burası ana yol değil, bir şey yok. O sağdan gelene yol vermek zorundasın. Beyaz araba yol vermiş sana. Zaten olmaman gereken yerdesin. Bir de adamın hakkını da gasp ediyorsun Tolga. Tolga Bey biraz hatalısınız. Ama arabacılar bize sinir oluyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. Almanya'dan selamlar. Aleykümselam. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok. Önüm, arkam, sağım, solum diyeceksin bir kere. Her yere bakacaksın. Bak şimdi. Şunun yaptığına bak. Ya görmüyor musun be adam? Görmüyorsun. Niye yaklaşıyorsun bu kadar? Dokunsa Ramazan yerde bak. Dokunsa diyorum. Bak gidiyor durmamak için. Ondan sonra bir de tam sol şerit yapıyor. Ne diyeyim ki ben sana? Size bırakıyorum. Yürü lan. Bu tırcıya ne demek isterseniz deyin. Ha, küfür ve hakaret etmeden. Tam söyleyecektim var. Durmamak için. Ondan sonra bir de tam sol şerit yapıyor. Ne diyeyim ki ben sana? Size bırakıyorum. Bu tırcıya ne demek isterseniz deyin. Ha, küfür ve hakaret etmeden tabii. Ahlaksız herif. Adaşımı süreleyim. Bak şimdi. Oradan. İstanbul. Şeyin orası hemen. Neresi? Dur bir dakika. Ümraniye. Ümraniye tarafları. Bunun ilerisinde bir yerde ya solda ya sağda bir Erzurum cağ kebapçısı var. Doğru mu? Evet, Ataşehir'e doğru giderken. Giderken dikkat edin. Vay be, bu adam modifiye şey bu. Tofaşçı hareketi, anladın mı? Pısırık tofaş girişi bu. Söyleyeyim. Anladın mı? O moda girmiş orada. Sanıyor ki arabasının önü şey alacak. Şimdi oradan giderken dikkat edin. Alçak arabalar bu tümseklere çıkarken çapraz çıkmayı çok severler. Dikkat etmek zorundasın. Sana çarpsa ne olacak? Buyurun bir tersten gelen daha. Bunları tersten gelenler diye adlandırmak lazım. Doğada tersten gelenler var. Öyle demek lazım. Kırmızı yeşil yanıyor, emri hareket ediyor. Siyah araba geçer mi? Geçer. Gri yok artık. Oo, çarpıyordu lan. Çarptı mı, çarpıyor muydu? Ha, bak görüyor musun? Şu vaziyete bak. Hazır mıyız? Bilme yüzdeleri fazlalaştı. Bodrum. Farkındayım. Bu da iyi bir şey yaptığımıza delalet. Yerler sulama yüzünden sırılsıklam. Kuşadası burası. Cansın yolladı. Ama sorumuz onunla ilgili değil. Sağ viraja dönerken hazır. Durdurdum. Karşıdan otobüs geliyor. Ne beklenir? Otobüsü sollamak isteyen bir trafik canavarı buradan S500 çakarlar yanarak rırt girecek. Sintra eyvallah. İzle. S500 TC plaka çakarlı buradan şşşt girecek. İzle. Sorduk. Hadi bakalım. Bilen oldu mu buradan araba çıkacağını? Cansın da ona bir kızıyor. Adam kızıyor. Çok ters çıkmış. Ama haklı. Şimdi oradan çıkamazsın. Çok iyi bakman lazım falan. Şükrü bizim her gün sürdüğümüz yolda teke yolu burası. Darlık teke arası. Ben hep örnek veririm. Kamburlarda derim. Bu tip kambur yollarda arkasını görmedi. Ne olabilir ki lan burada? Deniz yollarda. İnek yatıyor olsa ne yaparsınız? Buyurun. Hiç afaki değildir benim örneklerim. Vallahi hepsi yaşanmıştır. Ankara kokusu aldım. Durul. Sol şeridi kapatmış. Yapıştırıyor gidiyor. Arabalar duruyor ya. Durduk. İleride de bir sağda bir olay var yalnız. Orada bir kavga gürültü var yani. Biraz sonra göreceksiniz. Burada soruyoruz ne beklenir diye. Vallahi baba burada ben ne beklerim en fazla? Çekicinin halatı falan kırılır mırılır bir şey olur. Ne olabilir yani? Şu kaslı bir arkadaşımız plakalı. Militan geldi amına koyayım. Nereden çıktı o adam ya? Tabii. Şu kaslı bir arkadaşımız plakalı yok. Hiçbir şey yok. Beklenir mi? Allah kardeşim bekleyeceksin. Beklemiyorsan sür be motoru. Türkiye böyle. Güray sürüyor. Güray da maşallah 140'lardan. Ankara ya. Bura Ankara. Öndeki araba da çekilmek için can hıraş. Yeşilliğinden yazık. Anladım. Güray da diyor ki tamam çekilir. Vallahi pursaklar diyor. Garaja yürün. Diyor. Ben durdurdum ve sordum.
Ne beklenir? Ani bir fren beklenir. Araba çekilmez, araba çekilir falan. Ne ani beklenir? Bir fren. Sağdaki haşırt diye önüne gelir. Bu beklenir mi? Bekleyeceksin. Baba kartalcıdan korkacaksın. Kartalcıdan korkacaksın. Dersimizde Akif'in videosu 3 şerit. Yani tırmanma şeridi, ikisi çıkış, biri karşı taraf iniş. Arkadaşımız da orta şerit, kendi şeridi ya gidiyor. Ama o şeridi kendi şeridi sanan başkası da o şeritten geliyor. Garavelli. Halbuki karşı tarafta çift çizgi var. Yani gelmemesi lazım. Gelemez. Ben bu aynen şu bakın grafiği kendim yaptım. Buradan giderseniz... Böyle yollarda babacığım ne olursa olsun sağ müsaitse en orta şeridi kullanmayın genelde. Türkiye burası ya. Karşıdan araba gelir. Burası Türkiye çünkü. Gitmeyin. Yani sollama bitti hemen geçin. Sollama bitti. Şimdi olması gereken bu. Bu tablo. Bütün Avrupa böyle. Çift çizgi var bakın yukarıda. O araba bu tarafa geçemez. Göğsümde ne ağır var oğlum. Ne? İyi çalışmışım ha. Yapıştır. Gelsin. Geçer. İzlemiş. Tabii oğlum. Zafer abi izleye izleye artık öğrendik. Burası Türkiye kardeşim. Her şey her an yaşanabilir. Size bir soru. Şimdi beyaz motor solladı. Peki sonra sağa geçecek. Ama düz çizgi var. Geçemez mi? Geçebilir abicim. O... O müsaitse geç anlamına geliyor. Şoförü de gördük. POV. Bak bu taraftan bu tarafa geçiş var tamam. Peki beyaz motor sollamayı bitirince sağa geçebilir mi? Evet. Beynini yakarım insanım ben. Böyle olsa geçer. Şimdi bak böyle geçemez olsa mi? Geçer. Ama orada bir tane daha çizgi var da geçer mi geçemez mi? Müsaitse geçer abi boşsa sağa kırdığı gibi geçer. Hadi bakalım. Yiğit olan çıksın meydana. Şimdi beyaz Ducati. Sağ taraf boşsa geçer. Çıktı. Sarı Suzuki'yi solladı. Sonra bu tarafa geçecek ama ortada iki çizgi var. Ve beyazdan yana olan çizgi düz. Yani şerit değiştirmez. Ne yapacak adam? Hapis mi olacak adam orada? Ömür boyunca oradan mı gitmek zorunda? Geçer ya. O düz çizgide. E bu durumda ne olacak? Olması gereken bu. Sadece böyle olması lazım. Ama her yerde yani %80, %90 olasılıkla bir kesik bir düz çizgi yan yana tırmanma şeritlerinde. Bu bir hata mı? Bilinçli mi? Hayır. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Fikrimizi verdik. Sonuç ne? Eğer Zafer bir abi. Hataysa hep birlikte bunu... Zafer abi bizi bilgisiz bırakma. ...mücadeleye şimdi başlayabiliriz burada. Hep beraber. Olur mu? Olur. Hadi iyi sürüşler. Zafer abi! Geçer. Zafer hocam iyi pazarlar. 25 yıl trafik polisi olarak görev yapıp 6 ay önce emekli olmuş biri olarak ders konusu hakkında yazmak istedim. Sollayan motosiklet sollamayı bitirdikten sonra kesik şeritin çizgisinin solunda düz çizgide olsa sağ şeride geçebilir. Hatta geçmek zorunda. Çünkü ortadaki motosiklet veya otomobil veya herhangi bir araç önündeki aracı solladıktan sonra ondan daha hızlı arkadan gelen bir araca yol vermek zorundadır. Saygılar. Hayır. Otur sıfır yazıyormuş. Zafer abi ne yazmış bakalım. Teşekkürler. Ancak bölünmüş yollarda kesik çizgide aynı şey değil mi? Sol şerit geçme için kullanılır ve sürekli işgal edilemez. Geçmeyi bitiren araç sağa geçmelidir. Öyle değil mi? Abim ne demiş? Ali Sami abim. Ali Sami abim bir daha cevap vermemiş. Sadece kesik çizgi olsa iki şeritte kullanabilirsin anlamı çıkar. Ama kesik çizgiyle düz çizgi varsa sollama bitince kendi şeridine dön demektir. Tamam. Yani bu şu demek yani. Solladın. Geç. Şu an bir bir olmuş bu arada. Ali abim cevap vermiş. Zafer abim cevap vermiş. Bakalım Ali abim tekrar cevap verebilecek mi? Takip edelim. Gelecek yayınlarda buraya bir bakalım.